sen buraya Emre Akbaba 8 olmaz diye yazmışsın. Çok evet ya, bunu daha önce çok rahat gelindi geçindi. Söyledim mi söylemedim mi emin olamadım ama yani benim çok olmaz yani. Olmaz. Emre Akbaba'dan temposu bence 8 numara yetmez. Olmaz. İki açıdan olmaz. Bir, temposu yetmez. İki, öyle bir pas kalitesi ve pas görüşü yok Emre Akbaba'nın. Emre Akbaba hani Zaitz için diyoruz ya Fenerbahçe'de. Organizasyonda yok ama ceza sahasında var ama onları da gol yapması lazım. İşte tam da Emre Akbaba o. Forvet arkası. Forvet arkası. Çok organizasyon. Bir de zaten bu kadar fizik hayır, kalitesi toplayı, daha. Hayır, o anlamda söylemiyorum. Emre Akbaba bir takım, şimdi 8 numara demek bir takımı yönetmek. 2-8 numara bu rolü paylaşıyorlar değil mi? Yani yönetmek çok... mi diyorsun? Ben hiç 8 numara öyle düşünmemiştim. Nasıl? 8 numara yönetmen değildir. Ben... Ya 6 olur ya. Peki geçiş ve hücum box organizasyonu. Box to box biraz 8. Peki yani. Geçiş peki, ve box hücum. To box yönetmen midir? Yani mesela bence yönetmen Pirlo'dur. Arkada topu alır, kafayı kaldırır, pas verir. Oyunu temposunu belirleyen 8'ler olabilir ama oyunu yöneten ve hücumu yönlendiren oyun kurucu der misin sen 8 numara? Demezsin. 8 numara oyun kurucu değildir abi, bence. Bence iki tarafı da tamamlayan. Tamamlayan. Hücumu kim organize ediyor? Link up yani. Of, çok özür dilerim, link up dedim. Bağlantı hücumu, oyuncusu diye. Hücumu orta sahada kim organize ediyor? 6 organize edebilir. 8 numaralar değil. Ya altı başlatır. O, yani şu 6, 8, 10. Onları çok şeyden yapmamak. Ya kime peki, göre eskiden de 10 numaraya 10, oyun kurucu derdik yani. Ya aslında. Neyse peki 6-8 yani. Bu tartışmadan uzaklaşıp şunu bence söylüyorum. Bence isimler üstünden gidelim. Emre Akbaba'nın paslarıyla Galatasaray bir hücum organize edemez. Ne çünkü demez. Emre Akbaba'nın öyle bir pas kalitesine de sahip değil, öyle bir oyun görüşüne de sahip değil. Bu birinci kısmı. İkinci kısmı da defansif olarak temposu, hem defansif hem ofansif olarak temposu, ikili mücadele kazanma kabiliyeti falan. Bunlar da şu anda zaten fizik kondisyonu da yeterli. Fizik kondisyonu yani. İyi olduğu döneminde de yani. O açıdan. Hayır, şu anda çok daha sırıtıyor. Zaten 45 dakika sonra. Emre Akbaba'nın oynayabileceği tek bir pozisyon var. 4-2-3-1'in forvet arkası. Bak 4-3-1-2'nin de değil. Sen çizgiye yakın oynar mı? Forvet arkası. Yani mecbur, o üçlüden. Mecbur kalınırsa oynar ama şey değil. Yani sezon planlaması yapıyorum. Bir numara ha Emre sağ kanat onu yazdım oraya. Değil. Onun alternatifleri de şunlar 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 diye sezona başlamazsın. Çünkü çok önemli bir adam eksiltme özelliği de yok. Yani aldı karşısına geçti pek yok. Emre Talişka vari bir oyuncu. Özellik olarak söylüyorum. Ceza sahasına çok girer. Son vuruşu iyidir. Çok hangi maçtı o milli maç? Bir tane İsveç. İkinci yarı muazzam oynadı. Kafayla dağıttı. İsveç İsveç. Yani ceza sahasına çok girer. Son vuruşu İyidir, yüksek yüzdelidir yani bir orta saha oyuncusuna göre. O yüzden o öyle bir bari, rolü olur. Forvet hatta ikinci forvet. Hatta ikinci forvet yani. Alex yani Talişka var dedin aslında hep Alex'i de Talişka'yı da Alex'e yakın görüyorduk ya özellikleri itibariyle. Yok katılıyorum evet. Yorumuna. Evet. Zaten taşlar bir anda yerine oturdu. Değişince. Donk girince. Ya mesela NDI'ye Superman'e dönüştü bir anda yani. Donk girince. Tabii orada bu NDI'ye de 6 numara olmuyor. İşte orada da onun pas kalitesi. Aynen öyle. Şeyi görüşü, vizyon. Gerçi o uzun top da muazzam mı? Hani hakkını yemiyor. Donk'un pası. Evet, evet. Fegüli'ye. Yok. Yok NDI'ye atmadı mı o pası? Donk mu attı? Donk atıyor. Donk atıyor. Ha doğru. Attı, evet. Golü atıyor. Donk atar. Hı-hı. Donk arada atıyor canım öyle. Yok Donk'un pas kalitesi ya var. Fatih Hoca herhalde Antalya Spor'un kırılgan yapısının farkındaydı ki Antalya Spor işte Beşiktaş'ta da bir tuttu bir penaltı yaptı Bofen. Altıya doğru gitti yani arka arkaya çorap söküğü gibi geldi. Antalya Spor zaten oyunu tutamayan aynı şekilde. Zaten 30 Bülent dakika Korkmaz Ankara da aynı şeyi söyledi. Yedi. Biz dedi hani böyle bir sallandık mı iki oldu mu çok fena dağılıyor. Şöyle ilginç bir durum. Ve beşe gitti. -15 galiba Antalya Spor'un averajı. Bir tek ondan daha kötü averajı sahip lig sonucu Akhisar -16.